Hoş geldiniz. Ben Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı X-Novate programından Buse Hıdıroğlu. Ekip arkadaşım Setenay Akdeniz'le birlikte İlkent Cyberpark, TTG ve Ankara ofisinden sizlere sesleniyoruz. Biz webinar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer yine ofisimizden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere X-Novate Circle, teknoloji ve inovasyon alanına ilgi duyan kişileri bir araya getiren, konuşan, öğrenen ve paylaşan X-Novate programının bir uygulayıcı topluluk ağıdır. Bizleri daha yakından tanımak isterseniz sosyal medya @xnovate.org hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. X-Novate olarak bu yıl başladığımız inovasyon günlüğü webinar serimiz ile farklı sektörlerde yer alan deneyimli kişilerin siz değerli komünite üyelerimize tecrübelerini aktarabileceği ortamlar oluşturmayı hedefliyoruz. Serimizde deneyim aktarımını önemserken aynı zamanda sektör bağımsız ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz konu başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu kapsamda bugün 8. webinarımızı çekiyoruz ve Smart Starts Consultancy kurucusu Sayın Bülent Büyüksayar'ı 8. konuğumuz olarak ağırlıyoruz. Kendisi bizlere bu yayın aracılığıyla çevik çalışma felsefesinin, kurumların kültür ve yönetim süreçlerini nasıl etki ettiğini ve kurumları bu anlamda nasıl yönlendirdiğini bizlere aktarıyor olacak. Bülent Bey kısaca bize kendisinden bahsettikten sonra deneyimlerini ve kendi hikayesini anlatacağı sunumunu yapıyor olacak. Sonrasında sorularınızı alacağımız soru cevap kısmımız olacak. Sizler sorularınızı webinar uygulamasında bulunan Q&A ya da chat kısmından bize iletebilirsiniz. Tüm soruları Bülent Bey'e biz de iletiyor olacağız. Toplam yayınımızın süresi 1 saat. Bülent Bey, ben aslında daha fazla uzatmadan sözü size bırakıyorum. Herkese keyifli dinlemeler. Estağfurullah. Çok teşekkürler giriş için ve davetiniz için de burada olmaktan çok mutluluk ve gurur duydum. Bülent Büyüksayar ben. Yaklaşık 22 senelik bir çalışma hayatım var. Bunun 18 senesi de kurumsal firmalarda geçti. Çoğu da uluslararası, global çapta faaliyet gösteren. Uzun seneler Arçelik'te çalıştım. 13 seneye yakın. Burada her seviyede insan kaynakları alanında çalıştım diyebilirim. İşte insan kaynakları iş ortaklığından tutun da iş ortaklığı yaparken Ar-Ge, üretim teknolojileri, tedarik zinciri, tüketici hizmetleri gibi bölümlerin insan kaynaklarından da sorumluydum. Sonrasında global süreçte Arçelik'in yaklaşık 27 bin çalışanı vardı. Ben ayrılmadan önce global süreçte işe alım, tüm işe alım sistemlerinin ve araçlarının dijitalleşmesinden ve işveren markası stratejisinin oluşturulup yaygınlaştırılmasından sorumluydum global seviyede. Sonrasında Borusan'da BMW'nun yine globalde kullandığı retail HR modülünün Türkiye'ye uyarlanmasından sorumlu oldum. 2016'da kendi danışmanlık firmamı kurmaya karar verdim. Bir sene kadar Türkiye'de faaliyet gösterdikten sonra yaklaşık 3 sene önce Londra'ya yerleştim. Ve yavaş yavaş da ekip büyümeye başladı. Şu anda bana yardımcı olan arkadaşımla birlikte yine aralarında bana işi öğreten kişilere kadar oldukça uzman bir ekibimiz var. İşe alım, insan kaynakları proses dizaynları ve bunun içine organizasyonel gelişim, yetkinlik maddi çalışma performans yönetimi gibi süreçler de dahil. Ve ayrıca eğitimler, 3 ana faaliyet alanında hizmet veren Smart Starts Consultancy'nin de kurucusuyum. 42 yaşındayım, bekarım. Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Üniversitesi Reklam Cılık ve Piyasa Araştırmaları, Anadolu Üniversitesi Çeko mezunuyum. Kısaca böyle. Ekranımı paylaşıyorum. Buse Hanım'ın da belirttiği gibi bugün Agile çalışma felsefesinden bahsedeceğim size. Daha doğrusu çevik dönüşüm. Bu Agile ve çevik kelimelerini çok sık birbiri yerine kullanacağım. Çünkü Agile özel bir isim. Dolayısıyla çevirme yapmamada hiçbir sıkıntı yok ama çevik de aslında çok karşılıyor Türkçesini. Dolayısıyla ikisini de birlikte çok kullanacağım bugün. Kurum kültürü ve yönetim süreçlerine etkisi derken aslında organizasyonlarda Agile dönüşüm sürecinden çok sıklıkla bahsedeceğim size bugün. Nelerden bahsedeceğimin ayrıntılarına gelince önce bir
Agile nedir, ne değildir, bilenler olabilir, bilmeyenler olabilir, teorik seviyede bilenler olabilir. Onunla ilgili çok kısa bir Agile'e giriş yapacağım. Sonrasında asıl konumuz başlayacak. Çevik dönüşümün ne olduğunu, biraz kendimize soracağız bakalım bizim organizasyonumuz ne kadar çevik, ne kadar çevik değil diye. Çevik dönüşüm gerekli mi, ne kadar gerekli, niye gerekli, bunlardan bahsedeceğim. Bu dönüşümde hangi boyutlar var? Hangi dönüşümü stratejilendirmeli miyiz? Dönüşüm fazları neler? Çok kısa bunlara gireceğim. En sonunda da başarılı bir dönüşüm için nelere dikkat etmemiz gerekir? Karşılaşabileceğimiz zorluklar neler? Ve çevik organizasyonda ne tür süreçlere değiyoruz aslında? İnsan kaynaklarına da gidiyoruz burada. Bundan bahsedeceğim. Ben, affedersiniz, Agile'i Arçelik'te ve geçtiğimiz yıl proje yaptığım Vodafone'da çok deneyimleme fırsatı buldum. Vodafone'un global bir projesinde biz iş mimarisi çerçevesi oluşturduk. Dolayısıyla hani deneyim de nereden geliyor diye sorarsanız aslında fark edeceksiniz ki Agile özel hayatımızda bile olan bir şey. Yani biraz bu eğitimin, pardon, webinarın sonunda şunu anlayacaksınız. Aslında belki parça parça uyguluyorsunuz. Belki hiçbir fikriniz yoktu. Belki ismini bilmeden yapıyordunuz. Bunları fark edeceğiz. O yüzden böyle bir kendinize doğru bir insight, bir bakış açısı da kazanmanız açısından. Profilde çok bilmiyorum katılımcıları. Muhtemelen aramızda yöneticiler, insan kaynakları, profesyonelleri, teknik mühendisler olduğunu da tahmin ediyorum ama hepimiz için faydalı bir webinar olacağını tahmin ederek hadi başlayalım diyorum. Şimdi Agile, yani Türkçe anlamıyla çevik nedir diye baktığınızda biraz size böyle örneklerle anlatmak istiyorum. Biraz da böyle metaforik örneklerle. Şimdi bu ekrana baktığımızda bir altta bir üstte iki tane şekil görüyorsunuz. Çok fazla hani tempoyu bozmamak için sormuyorum ama tahmin ediyorum ki alttaki şekli daha kolay tahmin ettiniz. Yani bir kaykay olduğunu. Yukarıda da 2.2 daire var. İşte ne olabilir bu? Araba olabilir belki diyenler oluyordu zeki arkadaşlar. Ama aslında şunu demek istiyorum. Geleneksel projelerde projenin başında ve sonunda çok determinist bir şekilde ne istediğinizi bilirsiniz. Sonunda da son ürün ortaya çıkar. Ama proje aralarında müşteriye sunabileceğiniz bir ürün yoktur geleneksel projelerde. Ve bu projeler bazen 6 ay, bazen 1 yıl, bazen 2 yıl bile sürebilir. Yani geleneksel projede önce, örnek, tabii bu metaforik, hiçbir zaman arabanın tekerleklerinden başlamayız ama üretimde. Önce arabanın tekerlekleri vardır. Sonra o tekerlekleri birbirine bağlayacak aks oluşturulur. Ana gövde konur. En son aşamada bitmiş ürün olarak arabayı görürsünüz. Agile projelerde ise bu şöyledir. Projenin içinde her aşamada müşteriye minimum uygulanabilir bir ürün sunarsınız ve bunu haftalarla yaparsınız ki genelde ideal süre 2 haftadır. Yani 2 haftanın sonunda bir kaykay vardır. Sonra bu bir scooter'a dönüşür. Sonra bisiklete dönüşür. Bir motosiklet olur. Ve en sonunda yine arabaya dönüşür. Şimdi diyeceksiniz ki hani müşterinin istediği bir araba, hani kaykayı ne yapsın? Ama bu dediğim bir metaforik bir anlam var. Hani bunun birçok gerçek hayat örneği de var. Müşterinin amacı ayağını yerden kesecek bir ürüne sahip olmak ise Agile projelerde bunu daha ilk sprintte, yani ilk 2 haftada verirsiniz. Bir kaykayla yola başlar. Sonra bu kaykayla ilgili size geri bildirim verir müşteri. Yani teorik soru cevaplardan öte müşteriye gerçekten bir ürün deneyimi sunarsınız ve bu ürün deneyiminden ortaya çıkacak sorularla, geri bildirimlerle sizi besler müşteri. Yani Agile projelerde müşteri daha da şey olur, projeye dahil olur normale göre. Şimdi dediğim gibi bir de MVP diye bir şey var, tanım var. Yani Minimum Viable Product. Türkçe'ye işte minimum kullanılabilir ürün, minimum uygulanabilir ürün diye geçiyor. Yani projenin her aşamasında bir ürün ortaya koymuş oluyorsunuz. Agile projenin sonu yerine projenin başından başlayarak katlanarak değer üreten bir metodolojiyi kapsar. Ama Agile tek başına bir aslında
proje metodolojisi değil. Agile bir yaklaşım, agile bir felsefe. Proje metodolojisi olarak yola çıkmış olabilir ama şu anda ben size tabii buzdağının böyle çok ufak bir tarafını göstereceğim bugün. Bir kar tanesini belki de. Ama agile projelerde bu task iş listesi diyebileceğimiz iş listesidir ve kim ne neden diye sorulur her kullanıcı hikayesi oluştururken. Bu dev bir iş listesinden bir sprint iş listesi oluşturursunuz. Yani her sprintte tamamlanacak kullanıcı hikayelerini. Buna da sprint denir. Yani böyle 2 haftalık, 4 haftaya da esnetiyorlar. 2 ila 4 haftalık döngüler halinde sürekli teslimat yapabileceğiniz bir proje oluşturursunuz. Yani böyle işi küçük küçük bölersiniz ve fethedersiniz aslında projeyi ve müşteriyi. Ama burada vermek istediğim mesaj, Agile tek başına sadece bir proje metodolojisi değil. Agile bir düşünce felsefesi, bir düşünce yapısı, bir felsefe, bir şemsiye, aslında bir yaklaşım. Agile neden farklı? Hadi gelin bir örnekle bakalım. Chaos Manifesto diye Standish grubun yayınladığı 2012 yılında girdiğinizde böyle yüzlerce bununla ilgili bilgi bulabileceğiniz bir araştırması var. Kaç firmanın katıldığını söylemiyorlar ama projelerin başarı oranlarını karşılaştırmışlar. Waterfall diyebileceğimiz geleneksel projelerde Standish grubun katıldığı projelerin %14'ü başarılı olarak nitelendirilmiş. %57'si challenge edilmiş, yani zorlanılmış ama başarılı olmuş. %29'u da başarısız olarak nitelendirilmiş. Böyle gözlerimi bazen ayırıyorum ekrandan çünkü video geliyor bazı slaytlarımın önüne. O yüzden ikinci ekranımdan daha net bilgi verebileceğim size. Agile projelere bakıldığında %42 ile başarılı, %49 ile zorlu ama başarılmış, %9 ile de başarısız görüyoruz. Yani gördüğünüz gibi başarısızlık oranı %29'dan %9'a kadar düşmüş durumda. Zorlanılmadan başarılı olmuş projelerin oranı da %14'ten %42'ye çıkmış durumda. Aradaki dramatik fark çevik projelerin başarısına önemli bir örnek. Bir de geleneksel proje ve agile projelerdeki proje döngüsüne bakalım. Yani nasıl ilerliyorlar? Şimdi geleneksel projelerde bizim kafamız buna çok alışmış. Hani bu yabancı dil öğrenmek gibi. Hani kendi dilimizi konuşurken çok rahat konuşuruz ya. Şimdi o yüzden mesela Agile'e yeni geçiş yapacak olan kişilerde bir eskiye dönüş özlemi ve yeniye bir direnç oluşuyor. Her yenilikte olduğu gibi. Bazı kişiler bu direnci daha kolay karşılıyorlar. Bazılarının biraz daha zamana ihtiyacı olabiliyor. Geleneksel projelerde de nedir? Bu ne projesi olursa olsun, yazılım olsun, üretim olsun, hizmet olsun, iç proje olsun, yani iç müşteri hizmet eden bir proje olsun. Analizle başlarsınız değil mi? Sonra o işin hizmetin tasarımını yaparsınız. Üretimini yaparsınız ama buradaki üretim seri üretim değil. Yani bir prototip ya da bir yazılımın üretimi gibi düşünebilirsiniz. Sonra kaliteye, güvenceye gönderirsiniz, test yaparsınız ve biter değil mi? Ama birden dörde kadar, değil mi ki örnekte görebileceğiniz gibi, herhangi bir ürün üretmezsiniz. Dördün sonunda ürün çıkar. Ama Agile'da işin çok zevkli bir kısmı var. Agile'da yinelemeli, sık ve hızlı teslim yaparsınız. Yani projenin daha ilk aşamasında analiz, tasarım, üretim ve testi aynı anda yaparsınız. Birkaç haftada bir ürün ortaya çıkar. Sonra analiz, tasarım, üretim, test tekrar devam eder. Yine 3. sprintin sonunda, 4. sprintin sonunda. Yani böylece daha 1. sprintin sonunda müşterinin geri bildirim verebileceği mantıklı ve gerekli kapsam değişikliklerini daha açık olursunuz. Çünkü şeyde de geleneksel projelerde de müşteriyle başta bir sözleşme pazarlığı yaparsınız. Arada müşteriden gelecek olan değişiklik taleplerine ister istemez projenin örgüsü belli olduğu için direnç gösterirsiniz. Ama agile projelerde böyle değil. Her sprintin sonunda müşterinin göndereceği, size ileteceği değişiklik taleplerini daha hevesle karşılarsınız. Çünkü yinelemeli bir çalışma söz konusudur. Ve müşteriyi ta en başından projeye dahil edersiniz. Projenin sonunda değil.
Şimdi Agile'ın bir de bir kutsal kitabı var. 2001 yılında Utah'da 17 tane yazılım geliştirmeci buluşmuş. Ve şeyi fark etmişler. Hızlı tempolu teknolojiye ve yazılım alanında ki gelişmelere yetişemiyor yazılımcılar. Bir iyileştirme ihtiyacı var proje metodolojisinde. Daha iyi adapte olabilmek ve başarılı olabilmek için. Ve bu toplantının sonunda 2001 yılında Agile Manifestosunu yayınlamış bu arkadaşlar. Ve direkt de agilemanifesto.org diye girerseniz 17 ayrı dilde manifestosunu ve Agile'ın 12 prensibini buluyorsunuz. Şimdi aslında Agile ile ilgili bazı yanılgılar bu toplantıda da toplantı sonucunda ortaya çıkmış. Bilinir ki bazı mitler vardır Agile ile ilgili. Agile sadece yazılım geliştirme proje metodolojisi. Sadece yazılımcılar uyarlı kullanabilir bu projeyi. Ya da sadece bir proje metodolojisi. Hayır, aslında Agile'ın felsefesi 1950'li yıllarda, yani seri üretime geçildiği tarihlerden itibaren oluşmaya başlamış bir şey. Biraz bu arkadaşlar bu işin PR'ını yapmışlar, derlemişler, toparlamışlar. O yüzden 2001 milat sayılır Agile'de, ama aslında Agile'in kardeşi, Agile şemsiyesinin altında bir çerçeve olarak geçen Lean, yalın metodolojisi de vardır. Hepinizin çok daha iyi bildiği gibi. Hatta Toyota ile çok ünlenmiş bir şeydir Lean. Şu anda Lean'in bir Agile yaklaşımı olduğunu biliyor musunuz? Aslında 1950'li yıllardan beri kullandığımız bir şey. Hayatımız içinde. Ve size şöyle söyleyeyim. Özel hayatında düğünlerini bile Agile felsefesiyle planlayanlar var. Girin bakın Agile Wedding Planning yazın. Göreceğiniz sonuçlara inanamayacaksınız Google'da. Gerçekten düğünlerini bile, günlük alışveriş listelerini bile Agile felsefesiyle hazırlayanlar var. Uzun lafın kısası, burada işte hem okumayacağım, dikte etmeyeceğim, girip görebilirsiniz. agilemanifesto.org diye ben Türkçesini aldım. Agile prensipleri bize der ki Agile manifestosu, kapsamlı dokümantasyon yok. Müşterinin okumayacağı 50 sayfalık dokümantasyon yok. Onun yerine çalışan yazılım, oradaki dille söylüyorum ama çalışan ürün, çalışan hizmet var diyor Agile felsefesi. Biraz dışarıdan böyle sesler geliyor ya da ambulans sesler, kusura bakmayın. Sözleşme pazarlığı yok. Müşteriyle her an her şeyi değiştirebilirsiniz mantıklı olduğu sürece. O müşteriyle yakın işbirliği var. Müşteriyi projenin başından itibaren bir paydaş olarak katmak var projeye diyor Agile manifestosu. Bir planı takip etmiyorsunuz. Değişen ihtiyaçlara uyum gösteriyorsunuz. Tabii ki bir plan var. Plansız, programsız gitmiyorsunuz ama ve strictly bir planı takip etmiyorsunuz. Kalın çerçeveli roller yok. Agile ekibinde roller flulaşıyor. Bir tester da product owner olabiliyor. Pardon, Scrum Master olabiliyor. Belki Agile coach olabilir. Bir yazılımcı da tam tersi o Agile ekibindeki kişilerden biri olabiliyor. Birazdan Agile ekibine de girdiğimde daha net anlayacaksınız. Saatte de bakayım da çok şey yapmayayım. Şimdi Agile ekibinde bir takım yeni roller var. İşte ürün sahibi. Aslında biraz müşteri temsilcisi diyebiliriz. Bu kişi köprü rolü görür müşteriyle ekip arasında. Scrum Master'lar var. Agile'in bir çerçevesi de Scrum. Ve genelde de Scrum kullanılıyor. Agile'in işlemesinden sorumlu uygulayıcı kişi. Yani Agile'in polisi aslında ekibin içinde. Geri kalan işte herkes işi yapmaktan sorumlu olan. İş analistleri, testçiler, yazılımcılar. Ondan sonra Agile koçu var. Agile koçu da aslında Agile'in polisi grup içinde ama tek farkı aktif olarak görev almıyor. Sadece Agile'in felsefesinin uygulanmasından sorumlu. Scrum Master demin dediğim gibi bir testçi olabiliyor, bir yazılımcı olabiliyor, bir iş analisti olabiliyor. Aralarındaki fark bu. Bir de paydaşlar var. Yani çerçevenin dışındaki herkes, birinci dairenin dışındaki, yani proje sponsorları, sistem yöneticileri, müşteriler, işte hukuka bağlıyorsa iş, hukuk müşaviri, finansçı gibi herkes. Bunun dışında proje büyüklüğüne, şirketin yönetim şekline, proje ihtiyaçlarına göre karşılaşabileceğiniz bir sürü ilanlarda
roller var. İşte koçlar çıktı, delivery manager'lar geçti. Yani her şeyin agile versiyonu üremeye başladı. Agile ekiplerinin de ortak karakteristikleri var. Bunlar neler? Bir kere kendi kendilerine organize olabilen otonom gruplar agile ekipleri. Otonom olması için de yetkilendirilmiş olmaları gerekiyor. O yüzden de yetkilendirilmişler. İşbirliğine çok açıklar. Hedef paylaşımı seviyesi çok yüksektir ekipte. Bireysel iş yoktur. Kararları sahiplenme ve bağlılık çok yüksek. Fikir birliğine odaklılar. Ama aynı zamanda yapıcı uzlaşmazlığı da destekliyor agile ekibi karakteristiği. Bunların aslında hepsi böyle 20 dakikada anlatılacak şeyler her slide ama ben çok hızlı geçiyorum. Güven çok önemli bir karakteristik ekiplerde ve hem kendini hem arkadaşlarını, diğer ekipleri motive eden bir yapısı var Agile'ın. Kısaca Agile 101'in son adımına gelmişken Agile'de aslında ne yapıyorsunuz? Çok kısa bunu özetleyeyim. Önce kullanıcı hikayelerini oluşturuyorsunuz. Yani yapılacak işleri listeliyorsunuz. Sonra bu kullanıcı hikayelerine, yani yapılacak işleri bir zorluk derecesi atıyorsunuz. Sonra bu kullanıcı hikayelerinden backlog alıyorsunuz. Yani parça parça iş listelerini bölüyorsunuz ve önceliklerinizi belirliyorsunuz. Hemen yapmaya başlıyorsunuz sprintlerle ve retrospektiflerle. Yani her sprintin sonundaki içe bakışla tekrar planı güncelliyorsunuz. Bu işte Agile'ın 5 adımı. Şimdiye kadar neler anlattım? Pardon. Şu Navigator'ımı bir açayım da karıştırmayalım. Agile nedir? Nesi farklı? Bunlardan bahsettim size. Şimdi biraz daha şeyine giriyoruz. Dönüşümün felsefesine giriyoruz. Ondan önce bir takım veriler var. Ben hemen böyle hiç noktasına birbirine dokunmadan size orijinal görüntülerimi koydum. Trust Radius diye böyle şeyli, teyitli çalışan bir veri araştırma sitesi var ya da şirketi diyeyim. Burada 300 profesyonelle yaptıkları araştırmalarda Agile'in çok yüksek bir oranda kullanıldığı saptanmış. %81 oranında bir kullanım var. Bununla birlikte Gartner diye çok büyük bir araştırma ve danışmanlık firması var globalde. Başka bir araştırmada %45'in öyle ya da böyle Agile'i kullandığını, %39'un hala geleneksel projeler yöntemiyle devam ettiğini, %16'nın da hibrit bir metot uyguladığını gösteriyor. Geleka diye bir şey, böyle yazılım teknolojileri sunan bir firma var. Onların yaptığı bir araştırmada diyor ki, projelere dahil olan, buna takım liderleri ve proje müdürleri de dahil, projelere dahil olan kişilerin %55'i bunun işe yansımasıyla etkisinin ne olduğu konusunda net olmadıklarını söylemiş. Ayrıca araştırmaya katılanların %80'i de gereksinimlerin işin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığından emin olmadıklarını söylüyorlar. %92 oranında bu C-suite diye bir bu bizdeki C-level karışımı, bu C-level'ların arasında yapılan bir araştırmada 2017'de şu anda yönetim biraz bu mindset'e alışmış durumda. Bunu görüyoruz bu şeyde, araştırmada. %92 oranındaki üst düzey yöneticiler organizasyonel çevikliğin dış faktörleri, market kondisyonlarına, yani market durumuna ve iş başarısına etki ettiğini kabul etmiş. Şimdi gelelim Agile dönüşüm felsefesine, yani teorisine. Şimdi çevik dönüşümün teorik olarak baktığımızda ekipleri şekillendiriyor aslında. İş listeleri oluşturuyor ve demin anlattığım düzenli aralıklarla test edilmiş ürün artımı sağlıyor. Yani biraz önce bahsettiğim proje metodolojisiyle çok paralel bir şekilde dönüşümün bunları sağladığını görüyoruz. Bunun dışında yapıyı tanımlıyor. Yönetim ve denetimi yeniden oluşturuyor. Bu kısmı çok hassas aslında. Gerçekten bir reorganizasyon söz konusu ve çok bazı kişilerin de işine gelmeyebiliyor işte bu tür büyük
radikal değişiklikler ve çevikliği destekleyen bir sürü sistematik, metrik ve araç stratejisi de oluşturuyor çevik dönüşüm. İşleyen sistem, pardon çok bazen hızlı biliyorum, şey yapıyorum, istiyorum, şöyle söyleyeyim. İki ekran olunca bazen böyle. İşleyen bir sistem sunuyor bize. Ve daha da önemlisi zaman içinde sağlıklı, uyarlanabilir, güçlendirilmiş bir kültürün ortaya çıkmasını teşvik ediyor çevik dönüşüm. Peki biz neyi dönüştürüyoruz? Aslında iki boyutu var işin. Bir, sistemi dönüştürüyoruz. Yani metodolojiler, süreçler, uygulamalar, araçlar. Bir de insanı dönüştürüyoruz ki aslında sistemi dönüştürmek işin en kolay kısmı. Paranız varsa zaten, bütçeniz varsa rahat rahat işte en iyi, en uygun sistem altyapılarını yaparsınız ama önemli olan insanı dönüştürmek değil mi? İşin kültürel entegrasyonu çok daha zor. Davranışlarını, insan davranışını, düşüncelerini, mindsetini ve tabii ki insanı değiştirince de kültürü ve inançları değiştiriyoruz aslında. Çevik dönüşümle. Çevik dönüşüm, çevikliğin tüm avantajlarından faydalanmak için bireylerin ve kurumların zihniyet değişimini yaşamalarına yardımcı olmak için organizasyon çapında yürütülen bir süreç. Yani organizasyonun dönüşümünü sağlıyor. İlkelere dayalı reaktif bir dönüşüm bu. Çevik dönüşüm nedir diyoruz hep. Aslında ne değildir diyelim. Çevik dönüşüm, çevik yazılım geliştirme metodolojilerini kullanmak değildir. Sadece çevik yazılım metodolojilerini kullanmak işin ufak bir parçası. Dolayısıyla aslında tüm organizasyonun dönüşümü dediğim gibi ve yaratıcılığı, yenilikçiliği kucaklar. Çalışanları güçlendirir ve gereksiz hiyerarşiyi azaltan ortamlar sunuyor bize çevik dönüşüm. Fonksiyonlar arası, demin söylediğim gibi kendi kendine organize olan ekipler, müşteri memnuniyetine yeniden odaklanan ekipler var. Ve aynı zamanda işlemlerin ve planların eylem lehine azaltılması, yani gereksiz işlemlerin azaltılması ve acayip artan bir iç iletişim ve bilgi paylaşım düzeyi var. Birazdan biraz daha detaylarına gireceğiz. Peki, Ecel Çevik Dönüşüm derken neleri yapıyoruz? Organizasyonu şekillendirdiğimizi söylemiştik. Bir de insana dokunan bir sürü insan kaynakları süreçleri var değil mi? Performans yönetimi süreci değişiyor. Yetkinlik modeli güncelleniyor. İş tanımları değişiyor. Yetenek kazanımıyla ilgili süreçler değişiyor. Çünkü işe alım yaparken yeni yetkinlik modelini kullanıyorsunuz. Agile ekiplerine uygun, Agile ekibin karakterisine uygun kişiler almaya başlıyorsunuz. Ona göre gelişim ve kariyer planlıyorsunuz. Ve bunun bütün sonuçları da işveren markasına yansıyor. Yani Z kuşağı, yani 2000 sonrası kuşak bangır bangır giriyor değil mi iş hayatımıza? Yüksek okullardan mezun olanlar girdi. İşte staj yapmaya başladılar bizde. 2022'den sonra yani bu kadar kesin ayrım yok tabii kuşakların ama iş hayatına girmeye başladılar ve Z kuşağının karakterisine çok uygun Ecel. Hızlı, iletişimi çok güçlü, sonuç odaklı. Dolayısıyla Z kuşağını cezbetmek için işveren markamızı da çok etkileyecek Ecel yönetimler. Şimdi hızlı kalan zamanımızı değerlendirmek için size söyleyeyim. Kendimize soracağımız sorular var. Organizasyonumuz yeterince çevik mi diye. Bu slaytı sonra da gönderebilirim size. Ekiplerinizdeki iletişim seviyeleri, karar verme yapısı, sorumluluk alma seviyesi, müşterilerin projeleri dahil olma sıklığı. Bu arada kendi kendinize cevapları vermeye başlayabilirsiniz ben anlatırken. Değişiklik talepleriyle başa çıkma hızı, çalışan çıktı teslim sıklığı, test süreci, analiz süreci, onay politikaları, süreç saydamlığı ve öğrenme gelişim kültürü ile ilgili burada görüyorsunuz. Birinci sütuna daha çok cevap verdiyseniz organizasyonunuz çevikliğe doğru gidiyor. Ama daha çok cevap ikinci sütundan geliyorsa organizasyonunuzun çevik olması için biraz daha zamana ihtiyaç var.
Peki çevik dönüşüm gerekli mi? Evet, çevik dönüşüm, kısaca cevap vereyim. Bence gerekli. Çünkü çevik yalnızca bir süreç değil. Yani adımları uygulamak size garanti vermiyor. Çevik hem kültürel hem teknik, sistemsel hem de yönetimsel bir dönüşüm. Neleri etkiliyor çevik dönüşüm? Yani bir kere hizmet üretim hızınız artıyor. Teslim tahmin edilebilirliği diye bir şey var. Yani paydaş memnuniyetini arttırma için tahmin edilebilir öngörülerde bulunuyorsunuz şeyde, projelerde. Bunu arttırıyor. Maliyet azaltıcı inisiyatifler artıyor. Dönüş süreleri kısalıyor. Organizasyonel sağlığınız artıyor. Yani kişilere daha fazla otonomi, yetki, sorumluluk verdiğiniz için organizasyonel sağlığınızda bir artış oluyor. Yatırımları yeniden tahsis ediyorsunuz. Yatırım bütçelerinizi, nerelere harcanacağını, payları. Riskler azalıyor. Çünkü diyorum ya, sürekli bir iteratif süreç var. Deneme yanılma çok yapıyorsunuz Agile'da. Çalışan bağlılığı da artıyor. Ve sürekli bir gelişim söz konusu. Ve en önemlisi bunu sona bıraktım. Agile neden gerekli, böyle kocaman bir evet göreceksiniz birazdan. Pazar hızına ve değişime uyumu sağlıyor Agile. Çünkü Steve Dennings diye bir abimiz var. Birazdan bir sözünü de söyleyeceğim size. Çok güzel bir sözü var. Çevik dönüşümün bize sağladığı bir takım faydalar var. Bir kere sorun çözmek için oluşturulmuş fonksiyonlar arası ekipler var. İşle ilgili daha net iletişim oluşturuyorsunuz. Ve zaman maliyet kısıtlamalarında bir takım ödünler verebiliyorsunuz. Yani işte bitmedi mi, bir sprint daha ekleyebiliyorsunuz. Esnek de bir süreç aynı zamanda. Bireysel yetkilendirme biraz önce söylediğim gibi artıyor ve paylaşımlı bir sorumluluk var. Hiçbir zaman böyle bir parmak işaretiyle bir kişiyi göstermez. One man show yoktur çevik organizasyonlarda. Hep bir ekip çalışması vardır. Öngörülebilir taahhütler verirsiniz, hesap verilebilir, tutarlı ve yerine getirilebilir tahminler. Tavan yöntemi yoktur. Ya evet, biz bu işi iki kere bitiririz falan. Daha o konuda deterministtir. Ürün kalitesi ve teknik mükemmelliğe yol açar üstteki söylediğim şeylerde. Bu Steve Dennings bir çok eski bir banka yöneticisi ama aynı zamanda yönetim danışmanı ve Forbes'a makaleler diye yazıyor, bir keynote speaker. Diyor ki çevik organizasyonlar herkesi, her şeyi, her yerde, her zaman birbirine bağlıyor. Büyük ölçekte de anında samimi, sürtünmesiz değerler sunabiliyorlar diyor. Biraz önce söylediğim var ya, pazar hızına uyum. 20. yüzyılın, yani geçtiğimiz yüzyıldaki hantal endüstri devlerinin yönetim uygulamalarını ve yapılarını sürdürmek müşterilerinizin beklentilerini boşa çıkaracak diyor. Dolayısıyla 20. yüzyılın hantal ve hantal endüstri devlerinin aslında 21. yüzyılda çok hızlı agile projelere, agile dönüştüğünü görüyoruz. Çalıştığım kurumdan örnek vereyim. Arçelik'ten. Arçelik 2010 yılından beri agile sistematiğini kullanmaya başladı ve organizasyonun belli kısımlarında kullanıyor. Gerek Vodafone, yapısının dörtte biri agile'e dönmüş durumda globalde. Vodafone Türkiye'nin çok güzel bir case study'si var. Şeyde de bulabileceğiz, SlideShare'de de. Hatta sunumun sonunda size bir takım linkler de göndereceğim yazışmada. Ve demin hani koca koca bağırdım ya, çevik dönüşüm gerçekten gerekli. Çevik dönüşümün boyutları var. Bunlar nedir? Bir organizasyon tasarımı tarafı var. İşletme modeli, yani iş modeli seçimi tarafı var. Bir de iş mimarisi tarafı var. Bunlar işin işletme çevikliği ile alakalı olan kısmı. Ne kadar çok ambulans geçiyor bugün, değil mi? Bir de işin insan tarafı var. Eğitim veriyorsunuz bu yeni sürece adapte olmak için. Koçluk veriyorsunuz. Bir de ekip süreçleri, uygulamalar yeniliyor. Bunlar da aslında işin ekip çevikliği. Ve çok kısa bahsetmek gerekirse, organizasyon tasarımında iş rolleri güçleniyor. Daha küçük ve çevik ekip yapıları oluşuyor. Çalışanların ikamesi kolaylaşıyor. Yani bir tester alıp başka bir projeye çok rahat koyabiliyorsunuz mesela. İşte iş modeli değişiyor. Çok böyle etkileşimli bir modelleme yapabiliyorsunuz. İş vakası sayıları artıyor. Roadshow'lar artıyor. Buraları zamanın tahmininden biraz daha uzun sürdüğü için hemen kısaca geçiyorum. Eğitimler veriyorsunuz dediğim gibi. Ekip süreçlerinde işte bu Scrum, Kanban gibi çerçevelerle uygulamalar söz konusu.
bir koşluk şeyi geliyor. Çok tanıdık geliyor değil mi şimdiye kadar anlattıklarım bazıları? Aslında biz hem kişisel hem iş hayatımızda çevikliği kullandığımızda bir takım örneklerde hissediyor olabilirsiniz. Peki neden organizasyonunuz daha çevik oluyor? Belki istenen hızda değer alamıyorsunuz. Ürün geri bildirimlerini geç alıyorsunuz ancak proje sonlarında. Değişen teknolojiye ayak uyduramıyor olabilirsiniz ya da yeterince hızlı ayak uyduramıyor olabilirsiniz. Müşteri talepleri, beklentiler giderek artıyor. Bunları karşılayamıyor olabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken neler var? Bir kere stratejiyi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler. Kilometre taşları ve zaman çizelgesini belirliyoruz. Ne kazanımlar, yani hemen ne kazanımlar elde edeceğiz? Bunları belirliyorsunuz. Hangi gerekli teknolojilere ihtiyacımız var ulaşmak istediğimiz hedefler için? Gelecekteki ürün portföyünüzü oluşturuyorsunuz aslında. Tamam, ben şu anda bu ürünleri üretiyorum ama 15 sene sonra benim müşterim neye ihtiyaç olacak? Bunu belirliyorsunuz. Ve ciddi bir iletişim ve değişim yönetim süreci var. Bu işin anahtarı, yani kişileri de bu sürece adapte edebilmek için. Ve bu yüzden de eğitim, koşluk, danışmanlık desteği alacak mısınız? Bunu belirliyorsunuz. Ve tabii ki bütün bu süreçlerle birlikte maalesef işte tereyağından kıl çeker gibi değil, bu dönüşüm çok zor bir değişim. Kârlılığı da korumaya çalışıyorsunuz. Şimdi bir de çevik dönüşümü temel aşamaları var. Şöyle biraz uzun bu kısmı, şöyle hepsini açayım. Genel olarak bu demin söylediğim boyutlarda neler yapılıyor? Bir kere organizasyonu tasarlıyorsunuz. Yani vizyonu belirliyorsunuz, stratejiyi belirliyorsunuz. Buna yönelik organizasyonu tasarlıyorsunuz. Sonra operasyon modelini belirliyorsunuz. Yani deminki söylediğim iş modeli, işletme modeli, üçü de deniyor. Sonra yine organizasyonel tasarım doğrultusunda iş profilleri, iş aileleri, kariyer grupları oluşuyor. Bir araç kütüphanesi oluşturuyorsunuz. Yani kullanacağınız altyapılar, araçlar, sistematikler ve bunun eğitim ve koşulunu veriyorsunuz. Kusura bakmayın, böyle daha hızlı anlatmak isterdim ama süre kısıtımız var. Şimdiye kadar neler anlattık? Aslında sonuna da doğru geliyoruz. Agile'i anlattık. Agile dönüşümü çok kısa anlattım. Şimdi başarılı bir Agile dönüşüm için neler gerekiyor? Bir liderlik, yani her şeyde olduğu gibi burada da liderlik çok önemli. Çünkü liderler, yani aramızda da bulunan, şu anda katılımcılarımız arasında bulunan liderler, bunlar mikro lider olsun, süreç lideri olsun, insan lideri olsun, bu liderler insanları heyecanlandıracak, motive edecek bu dönüşüm için. Organizasyon boyutu çok önemli. Yani şöyle, bunu şöyle şey yapabilirim, anlatabilirim. Yine liderlerin katkısıyla herhangi bir organizasyonun yetenekleri, yani içinde çalışanları, organizasyon yapıları, politikaları, uygulamalarla birlikte bunların yanı sıra organizasyonun faaliyet gösterdiği alanlardaki kültürel inançlar ve zihinsel modelleri getirecek çalışanları. Biraz karışık anlattım ama yani istenen mindset'i yeteneğe uyarlayabilmek için organizasyonun yapısı çok önemli. Ürün ve iş, burada ürün stratejisi ne kadar açık, ne kadar esnek, ne kadar değişebilir, onu uygulayan insanlar için ne kadar açık, strateji ile ürün arasında bağlantı kurabiliyor muyuz ya da işle strateji arasında bağlantı kurabiliyor muyuz? Bu çok önemli. Hani dedim ya, biraz önce örnekler verdim verilerden. Yani adamlar yapıyorlar ama benim yaptığım iş, Buse Hanım, Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı'nda günlük yaptığı işlerin stratejisine etkisini ne kadar biliyor? Bu aslında ürün ve iş çıktısı. Bir de teslimler tabii ki. Teslim hızı, teslim kalitesi. Peki, karşılaşabileceğimiz zorluklar neler? Bir kere işte demin söylediğim liderler yeterince heyecanlı olmazsa, başta kendileri benimsemezse çöküyor proje. Yani liderlik katılımı çok önemli. Vizyonunuzu, stratejinizi iyi belirlemediyseniz dönüşüm çöker. Paydaşlar arasında bir uyumsuzluk varsa, yani şöyle söyleyeyim. 1000 kişilik bir firma varsa, 1000 kişilik bir firmaysanız 1001 tane dönüşüme ihtiyacınız var. Çünkü 1001 ayrı insan çeşidi var o zaman firmanızda. Her insanın kendini motive etmesi farklı, gizli güdüleri farklı, duruşları, yaklaşımları farklı. Dolayısıyla bu tarafta çok mesai var.
çevikliğe ters düşen bir kültürde olabilirsiniz. Belki çevikliğe gerçekten hiç uygun değil yapınız. Belki şu anda hazır değilsiniz. Bir de değişime bağışıklık olan, hani böyle deriz ya hep böyle, of devlet şeyi gibi, dairesi gibi, of işte çok bürokratik burası. Böyle firmalar var. Burada bu tür firmalarda da zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Peki ne tür cümle kalıplarıyla karşılaşacağız bu dönüşümde? Agile çalışma felsefesini uygularken. Bu bizde çalışmaz diyecek ve eminim bunları ilk defa şimdi duymadınız. Yani birçok, ne olursunuz sonra da yorum da yapın. Birçok firmada bir yenilik getirmeye çalıştığınızda karşılaşabileceğiniz cümle yapıları bunlar. Ay bu çok karışık. Biz bu halimizde iyiyiz, niye şimdi çomak sokuyoruz? Bu bizim kültürümüze uymaz. Önce başkası denesin de işe yararsa biz de uygularız. Bu tür ön yargılar da var. Bazı çevik dönüşüm hataları var. Demin söylediğim gibi çevik dönüşüm sadece yazılım uygulamasını devreye almak değildir. Çevik dönüşüme müşterileri dahil etmiyorsanız çevik dönüşümü yapmıyorsunuz. Geri bildirimleri göz ardı ediyorsanız, değişimin kolay olacağını zannediyorsanız, ekip iş listesine süreçle ilgili gelişimleri katmıyorsanız dönüşüm yapmıyorsunuz. Son olarak da organizasyonel yapıyı da çevik organizasyon oluşturdunuz ama geleneksel proje yapılarıyla devam ediyorsanız dönüşüm yapmıyorsunuz. Ne dedik biraz önce? Bir son 5 dakika Buse'nin, süremi çok aştım farkındayım ama anlatacak çok şey varmış. Bir de bu sunumu buraya özel hazırladım. O yüzden zamanını da planlayamadım kesintide olunca. Şimdi bizim alışa geldiğimiz organizasyonlar neler? Bu piramit organizasyonlar değil mi? Neler vardır? İşte küçük küçük fonksiyonel, işlevsel, fonksiyonel demeyeyim de idari ekipler vardır. Detaylı talimatlarla çalışılır bu ekipler. Bürokrasi vardır, dikey hiyerarşi vardır. Tepe yönetim en üsttedir ve gerçekten tepededir. Yani en altla en üstün konuşması zordur. Yaşayan organizasyonlara geldiğimizde ise, yani çevik organizasyonlara, bir kere hızlı değişim vardır, esnek kaynaklar vardır. Liderler tam işin ortasındadır. Yani şu demin gördüğünüz tepe yönetim ortaya konuşlanır çevik organizasyonlarda ve aksiyona izin verir. Ve ekipler de etrafına toplanmıştır. Kutular ve çizgiler arası, yani ekiplerin çerçevesindeki çizgiler, kalın kenarlar incelir ve aksiyona odaklanır bu ekipler. Ve aslında demin gördüğünüz idari yapıdaki her fonksiyon burada karışık ekiplere ulaşır, dönüşür ve proje ekipleri oluşur. Ve baştan sona da sorumluluk etrafında kuruludur bu ekipler. Yani organizmaya, yaşayan organizmaya dönüşür organizasyonlar. Demin bahsetmişim ya böyle kısa kısa. Burada mesela bir matris görüyorsunuz. Yatay düzlemde gördükleriniz aslında fonksiyonlar, yani nasıl söyleyeyim size, büyük iş grupları. Dikey düzlemde de her proje ekibini görüyorsunuz. Yani bu her fonksiyon yine dışarıdan kendi ekip yöneticisine bağlı ama her projede de dikey düzlemde her fonksiyondan kişileri görmeniz mümkün bu organizasyonlarda. Agile yetkinlikler değişiyor dedik. Mesela işte Agile Coach diye bir şey giriyor şeyimize, gündemimize. Ona göre yetkinlikler belirliyorsunuz. Yetkinlik matrisleri değişiyor. Performans yönetimi değişiyor. Objectives and Key Results diye bir performans yönetimi metodolojisi giriyor. Agile çevik organizasyonlarla birlikte. Görev tanımları değişiyor. Bu kırmızıyla işaretlediğim yerler Agile'den önce olmayanlar. Agile ile birlikte hayatımıza girenler. Gördüğünüz gibi birçok değişiklik söz konusu. Agile'laşıyor görev tanımları da. Ve demin de söylediğim gibi işte birçok İK sürecine de etkisi oluyor ve işveren markanızı şey yapıyor. Bu sayılar ne? Çok kısa ondan da bahsedeyim. Agile'in giderek artan önemiyle ilgili. Buraya Kariyer.net'i biliyorsunuz, Türkiye'nin en büyük kariyer portalı, LinkedIn'i ve İngiltere'nin en büyük kariyer portalı Total Jobs koydum.
Yani İngiltere'nin kariyer neti tutulacak, öyle söyleyeyim. Türkiye'de şu anda sadece Agile kelimesiyle arattığınızda 521 tane iş ilanı çıkıyor. LinkedIn'de Türkiye'de arattığınızda 537, İngiltere'de arattığınızda 4354 ilan çıkıyor. Ve bu sadece Londra, öyle söyleyeyim. Total Jobs'da İngiltere genelinde arattığımızda 4936 sonuç geliyor. Biz bazı şeyleri geriden takip ederiz ya. Bangır bangır geliyor yani Ecel. Hani bunu, bundan daha iyi bir örnek olamaz herhalde. Şeyimiz var. Nedir adı? Yani bir Ecel'e dönüşüm gerekliliğimiz var. Şimdi hemen soru cevabı geçmeden önce screen share'den çıkıyorum. Size, çünkü buraya koyduğumda linkler anlamsız olacak. Size şöyle bir şey hazırladım. Case study'ler görebileceğiniz. Hemen şeyden yazacağım. Copy paste yapıyorum. Bir takım şeyler göreceksiniz. Chat'e bakarsanız şu anda Cisco'nun Video Business Experience ile ilgili bir case study'si var. Agile dönüşümle ilgili kültürel ve davranışsal zorluklarla ilgili güzel bir sunum var. Agile'in başarısıyla ilgili grafikleri bulabileceğiniz bir sunum koydum. Agile'e geçmeyle ilgili isteksiz çalışanları nasıl yönlendirebiliriz? Onları sordum, koydum. Bir de silo yöntemi var. Tercih edilmeyen bir şey. Silolamanın ne olduğunu anlatan bir şey koydum. Hemen bitirdim. Çok teşekkür ederim. Biraz uzattım ama bunları da anlatmam gerekiyordu. Teşekkür ederiz Bülent Bey. Sanırım linkler arkadaşlara gitmedi çünkü all paneliste kalmış bu tamam. Kısmı. Eten dizi de eklersen arkadaşlara da gidecektir. Şimdi gelmiş olması lazım. All panelist and attendees yaptım. Evet. Evet, şimdi oldu. Harika. Ne kadar zamanımız var? Teşekkür ederiz. Yani normalde hani 12'de bitirecek gibi olursak aslında 5-6 dakikamız var ama biz biraz daha uzatabiliriz. Arkadaşların da çok soruları var. Dilerseniz hızlıca hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Tamam. Sinem demiş ki komünitemizden bir arkadaşımız. Kurumsal firmaların Agile dönüşüm projelerinde ne tip hikayeler ve tecrübelerle karşılaştınız? Büyük kurumlarda bu dönüşüm nasıl yaşanıyor diye merak etmiş. Hikayeden öte size şöyle bir örnek vereyim. Aslında hep çok klişe örnekler bunlar ama Facebook, WhatsApp, onun dışında Airbnb, Uber gibi firmalar aslında çok küçükten, Facebook'u saymayalım ama diğer saydığım firmalar hep garaj firmaları. Yani böyle 40-50, WhatsApp'ın hatırlıyorum ilk ekibi 40-50 kişiydi. Şu anda ne kadar büyük değerlere dönüşümün farkında mısınız? Neden biliyor musunuz? Çünkü küçükken, yani 40-50 kişilik firmayken yakaladıkları esneklik, hızı, çevikliği büyürken de korumayı sağlamış firmalar bunlar. Dolayısıyla büyürken bu çevikliği koruyabildikleri için bu kadar büyümüş firmalar ve piyasayı domine ediyorlar. Ama somut örnekler vermek gerekirse Agile dönüşümünü ben Arçelik'te yaşadım. Dediğim gibi Agile dönüşümü tamamlanmış değil. Belki 2010'dan beri devam ediyor ve hala devam ediyor. Zor bir dönüşüm. Önce zaten teknik ekiplerden başlıyorsunuz. IT, teknoloji, Ar-Ge ve üretim. Ama şu anda özellikle Ar-Ge'de mesela Arçelik Garaj diye bir şey var. Oluşumları var. Böyle dışarıdan girişimciliğe de destekledikleri. Aslında hep bunlar Agile mindsetiyle ortaya çıkmış projeler. Artık Arçelik Ar-Ge'de ürünlerini Agile projelerle tasarlıyor. İnsan kaynakları Agile ekiplerine uygun kişiler arıyorlar. Zaten 2014'te Arçelik'in yetkinlikleri global olarak yenilendi, yetkinlik matrisi. Yine Agile'ı da göz önünde bulundurarak bunları yaptılar. Kısaca bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Diğer bir sorumuz da aslında Q&A tarafından Nilgün Yakut sormuş. Agile'e geçişte olası birçok sorunla çevikliğe tam olarak geçilememişken nasıl baş edilecek? O geçiş sürecinin zorlukları eski yöntemlerle mi kısmen de olsa çevik süreçleri adım atılarak mı yönetilmeli? Bununla nasıl baş edeceğini sormuş aslında.
Bunun tek bir cevabı yok. Aslında Agile metodolojisi bir yoğurt yiyişi ve her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. Ama tabii ki bir takım böyle doğrular var. Hani öneriler sunulabiliyor ama öncelikle bu işe yönetimden başlamak gerekiyor. Yönetimin bakış açısını değiştirmekle. Dolayısıyla yönetime Agile dönüşümün ne olduğunu çok 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 iyi anlatmak ve onları ikna etmek gerekiyor. İkna ederken de verilerle gitmek gerekiyor. Şirketteki ihtiyaçları çok iyi saptamak ve onlara göstermek ve tabii ki yönetimin avucu böyle ellerini ovuşturan şey nedir? Verimli kârdır, değil mi? Şirket hedef kartları hep verimli kârla başlar. Dolayısıyla zaten hali hazırdaki örneklerden mesela benim size ilk sunduğum proje başarısı vardı ya, geleneksel ve agile projelerin başarısıyla ilgili. Bu tür verilerle bir, yönetimi ikna etmekle başlıyor. İki, çok iyi bir strateji belirlemekle başlıyor. Üç, insanları bu sefer ikna etmekle başlıyor. Dolayısıyla bunların içinde, yani agile şey değil, nasıl söyleyeyim size, Amerika'yı yeniden keşfetmiyorsunuz aslında. Agile şu ana kadarki birikimlerin daha hızlandırılmış, daha çevik hali aslında. Dediğim gibi 1950'lere kadar giden bir tarihçesi var. Dolayısıyla demiş ya Nilgün Hanım, hani geleneksel yöntemlerle mi ikna edeceğiz insanları ya da işte zorluklarla bu şekilde mi başa çıkacağız? Eğer işe yaradıysa evet, daha önce insanları iletişimini bildiğiniz, tanıdığınız insanlara yapıyorsanız ve işe yaramış yöntemler varsa neden kullanmayasınız? Ama dediğim gibi yönetim iknası, strateji oluşturma ve ondan sonra da şirket kültürünü değiştirmeye yönelik şeyler. Ha, bir önerim de pilot uygulamalarla başlamak olabilir. Üç şey var, değişimin üç metodu var. Bir, işte çok ufak pilot uygulamalarla başlıyorlar. Ya da tüm şirket genelinde birden böyle bir değişim uygulanıyor. Ya da işte gibi, yani hem pilot uygulamalar var hem şirket genelinde böyle alttan alta çok bağırmadan organizasyonel değişiklikler uygulanıyor. Üç yöntem var. Dediğim gibi her şirketin dinamiği, kültürü farklı. Tabii ki çok geleneksel yapılarda daha zor. Ama daha yeni organizasyonlarda daha kolay. Teşekkür ederiz. Haluk, cevaplar biliyorum ki çoğu soruya cevap verebileyim diye. Tamam, teşekkürler. Haluk arkadaşımız birkaç tane soru sormuş ama ben böyle toparlayıp sormaya çalışayım. Tamam. Yinelemeli çalışma sistemi çok fazla değişiklik yapmaya müsait olması sebebiyle müşteri tarafından suistimal edilmesine ve sonsuz revizyon isteğine yol açmaz mı? Bu maliyetleri artırmaz mı? Çünkü müşteriyi memnun etmek zordur, demiş. Bir de bankacılık sektörüyle ilgili bir sorusu olmuş. Çeviklik deyince aklıma saniyelerin bile önemli olduğu finans kurumları ve bankalar geldi, demiş. Agile'ın banka ve finans kurumlarında uygulanma durumu nedir? Çok hızlı değişim isteyen banka ve finans sektöründe tercih ediliyor mu diye merak etmiş. Tamam. Hemen ilk soruya cevap vereyim. Agile, yani yinelemeli çalışma, müşterinin her istediğini yapmak anlamına gelmiyor. Zaten buradaki, yani geleneksel projelerden Agile'i ayıran şey aslında, hani dedik ya, geleneksel projelerde 4 faz vardır. 4. fazın sonunda bir ürün verirsiniz ve ancak müşteri o ürünü 4. fazın, yani projenin sonunda değerlendirir. İşte 6 aylık bir proje ise 6 ayın sonunda. Ama şeyde inelemeli çalışmada, iteratif süreçte, yani Agile projelerinde 6 aylık süreci 6'ya böldüğünüzde 6 tane sprintiniz oluyor, değil mi? Şimdi ilk ayın sonunda müşteriye hemen minimum uygulanabilir ve kullanılabilir bir ürün veriyorsunuz. Müşterinin normalde, hani bizim o mindset'ten biraz çıkmamız gerekiyor. Çünkü müşteri bu geleneksel projede 6 aylık süreç içerisindeki yeni istekleri tamamen denenmemiş, eline geçmemiş bir ürünle ilgili teorik istekler. 6 ayın sonunda vereceğimiz bir ürünle ilgili daha projenin başında neyi değiştirebilirsin ya da ortasında? Ha, gelişen pazar ihtiyaçları haricinde tabii ki. Ama iteratif süreçte, yani sprintlerde, agile projelerinde daha ilk ayın sonunda müşteriye kullanılabilir bir ürün verdiğiniz için müşterinin denemesi ve yanılması şansı oluyor. Ürünü deniyor ve bir sonraki iteratifte, sprintte neler yapabileceğini
gözlemleyebiliyor. Dolayısıyla mantıksız, gereksiz talepler azalıyor aslında tam tersi sprintte. Yani şey demek değil, HR, ay müşteri ne derse yapalım, uzayda çilek yiyelim, muz tadında olsun tarzı talepleri karşılamak değil. İkinci sorunuzun cevabı, banka ve finans kurumları, valla benim için de çok şaşırtıcı olmuştu ilk ECA ile girdiğimizde. Türkiye'de dahi olmak üzere şu anda birçok banka ve finans kurumu, bankalar özellikle uyguluyor. Çünkü bankalar aslında eski geleneksel yapılarından bir nebze diyelim en azından. Çıkmış durumdalar. Yani ne demek istiyorum? Artık banka teknolojileri çok iç içe. Sıklıkla ve ufak ufak MVP dönemleri de olmuş oluyor dersin. Evet evet, tabii MVP o zaten. Sık sık, az az, ufak ufak, aynı niyetlerdeki gibi. Ne diyordum? Bankalar teknolojide iç içe çalışıyorlar. Bir sürü yüzlerce yazılımcı çalıştırıyorlar. Üçüncü parti ya da kendi içlerinde iş analistleri acayip var. Tam tersi bankadaki, özellikle teknoloji tarafındaki arkadaşlar için, ki teknoloji deyince için içine alternatif dağıtım kanalları da girmeye başlıyor yani iç müşterilerde, özellikle banka için çok uygun heyecan. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Diğer sorumuz da Asil Ege Büke'den geldi. Onun sorusu ise aslında şu şekilde. Üretim yoğun veya otomotiv sektöründe ecel dönüşümü tamamlamış ya da yapmakta olan iyi örnekler var mı? Hem proje yönetimi hem de organizasyonel anlamda soruyor aslında. Aha. Proje yönetimi anlamında bildiğim TOFAŞ var. Ford bunu uyguluyor. Ondan sonra Toyota Lean yöntemiyle çok uzun süredir uyguluyor. Ama tamamen ecelle geçmiş bir organizasyon ben duymadım hiç. Ama o yolculuktalar, ilerliyorlar hala yani. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hüseyin Özel sormuş. Ecel sisteminde müşterileri ilk üretim aşamasından itibaren sürece dahil etmek son ürün pazarlamasına risk teşkil eder mi? Müşterileri sürece nasıl dahil ediyoruz? Bazen müşterilerin beklentileri doğru ürün tasarımından süreci uzaklaştırabilir mi? Şu soruyu ben de okuyayım, biraz uzun, anlayamadım. Şu yukarılarda mı kaldı soru? Hüseyin Bey'den gelen soru, Hüseyin Özel. Ya bir şey yap, kafam dağıldı, pardon. Bir daha okur musunuz? Agile sistemde müşterileri ilk üretim aşamasından itibaren sürece dahil etmek son ürün pazarlamasına risk teşkil eder mi? Müşterileri sürece nasıl dahil ediyoruz? Bazen müşterilerin beklentileri doğru ürün tasarımından süreci uzaklaştırabilir. Tamam. Hemen bir örnek vereyim size. Şöyle söyleyeyim. Bence ürün pazarlamasına olumsuz etki etmez. Tam tersi olumlu etki eder. Çünkü aslında nihai ürüne giden minimum uygulanabilir ürünler var. Kilometre taşları var. Ve aslında nihai ürünün ne olduğunu pratikte çok daha iyi anlıyorsunuz. Dolayısıyla pazarlama faaliyetlerini daha net ve belirli kurgulamak mümkün. Dolayısıyla ben negatif bir etkisi olduğunu hiç düşünmüyorum. Kişisel görüşüm bu. Bir örnek vereyim. Müşterileri dahil etmekle ilgili. Bir web sitesi tasarlıyoruz değil mi? Eğitimlerimde anlattığım bir örnek var. Meyve sepeti diye şirketinin ürünlerini, meyvelerini yani satacak ve tamamen e-ticaret üzerinden kurgulayacak bir müşteri geliyor bize. Biz yazılımcıyız ve bizden bir web sitesi tasarımı yapmasını bekliyor. Normalde geleneksel projelerde dediğim gibi 2 ay sonra, 3 ay sonra müşteriye tam bitmiş bir şey verirsiniz, site verirsiniz. Ama müşteri hemen istiyor diyelim. 2 haftada çalışılabilir bir şey istiyor diyelim. Web sitesi istiyor. Birinci iteratifte, birinci sprintte ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Atıyorum, sadece çilek mi satabiliyor müşteri. Çileği koyuyorsunuz ürünlerin içine. Sadece daha henüz çok hızlı, daha müşteri de yeni devreye geçmiş. Daha hiçbir banka anlaşması yok, hiçbir post anlaşması yok, hiçbir kurye anlaşması yok. PTT kargo seçeneği var. Kapıdan evden para teslimi var. Değil mi? Ama 2 hafta sonunda kapıdan teslimle en azından çilek satabileceğiniz bir web sitesi var elinizde. Değil mi? 3 ay sonra iyi beklemiyorsunuz. Hemen ikinci iteratifte, birinci ayın sonunda çileğe portakal, turunçgiller de eklendi. Bu sırada Mastercard'la anlaşma yaptınız ya da Garanti Bankası'yla. Bir de PTT kargoya MNG'yi eklediniz. Oldu mu size bir ikinci ürün? Değil mi? Üçüncü üründe
artık şey yap, üçüncü iteratifte, üçüncü sprintte artık ürünleri gruplamaya başlıyorsunuz. Tropikal ürünler, organik ürünler, lokal ürünler diye. MNG'ye eklediniz bir de sürat kargoyu. İşte PayPal seçeneğini eklediniz. Türkiye'de şey değil ama. Ondan sonra bir de blog haberler, güncel haberler koydunuz site ziyaretini arttırmak için. Oldu mu size 3 ayın sonunda elde edebileceğiniz şeyi bu kadar kısa sürelerde daha ikinci haftada şey yapabileceğiniz, yürüyebilecek bir sistem oluştu diyelim. Yani dolayısıyla bu ikinci soru neydi? Tam onun cevabını verdim mi? Soruyu unuttum. Bazen müşterilerin beklentileri doğru ürün tasarımından süreci uzaklaştırır mı? Tam tersi aslında işte biz her iki haftalık süreçte ne yaptık? Müşteriye uygulanabilir bir web sitesi verdik değil mi? Müşteri de zaten her seferinde işte hep minimum uygulanabilir ürüne geliyoruz. Hep bu cycle'lara geliyoruz. Müşteri deneme yoluna yöntemiyle zaten çalışan web sitesini deneyimlediği için tam tersi müşteri beklentilerini karşılıyoruz aslında. Daha da fazla. Kısaca cevabım bu. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Bir yandan da hala sorular gelmeye devam ediyor. Bunları temizledikten sonra muhtemelen yayınımızı da bitiriyor olacağız. Tamam. Çünkü bütün soru soran arkadaşlar da şu anda yayında bekliyorlar cevaplarını almak için. Benim zamanım var, daha cevaplarım yani. Diğer bir sorumuz ise Batuhan Arslan'dan geldi. Agile çalışmanın aslında bu kadar artı yönü varken neden herkes bu yöntemi kullanmıyor o zaman diye sormuş. Hani hiç negatif yönü yok mu agile çalışma sisteminin diye iletmiş sorusunu. Doğru. Aslında şöyle, tam tersi agile giderek artıyor. Yani neden herkesin kullanmadığı aslında sunumun içinde gizliydi. Çünkü çok zor bir dönüşüm. Yani agile proje metodolojisini uygulamak farklı. Agile organizasyonun dönüşümü çok farklı ve çok uzun süren bir şey. Dolayısıyla o yoldayız. Herkes bunu kullanmıyor ama bayağı oranlar arttı. Kullanmaya başlıyor. Yani sadece şunu düşünün. 3 sene önce agile, çevik kelimelerini duyma sıklığınızla bugün duyma sıklığınız arasında ne kadar fark var? Sırf bunu düşünün. O yüzden şöyle söyleyeyim. Agile'in kötü yanları var mı? Ben önce şeyi söyleyeyim. Niye çoğu firmada bunu duyamıyoruz? Çünkü geleneksel, bürokratik süreçlere bağlı, ondan sonra değişimi zor karşılandığı firmalarda bu Agile dönüşüm daha zaman alacak. Agile'in olumsuzlukları neler? Agile'in kendi içinden kaynaklanmıyor ama Agile'i iyi anlayamamak, Agile yapıyoruz diye zannedip geleneksel proje yöntemleriyle devam etmek, Agile'i kısmi olarak uygulamak, bunlar Agile yaparken karşılaşabileceğimiz problemler. Agile'in kendisiyle ilgili bir olumsuzluk söyleyemiyorum çünkü aslında Waterfall'ın da geleneksel projelerin de kendi içinde bir olumsuzluğu yok. Yani bazı dezavantajları, bazı avantajları var. Yani şöyle, bunu eğitimlerimde de söylüyorum. Siz Türkçe biliyorsunuz, native speakersınız. İngilizce öğrenince Türkçe konuşmayı bırakıyor musunuz? Hayır. Agile'i de öğrenince aslında geleneksel tarafta da bazı şeyleri bırakmayacaksınız. Yani bu tamamen sizin ihtiyaçlarınıza ve taleplerinize yönelik bir şey. Teşekkür ederiz. Umut Alkaç, çevik dönüşümü gerçekleştirirken bulut tabanlı oyunlaştırma uygulamalarının faydaları hakkında düşünceleriniz nedir? Harika fikir. Şöyle, zaman alır, mesai ister tasarlamak için. Ama eminim ki bunu yapan danışmanlık firmaları da fırtlayacaktır. Yani hatta belki vardır bile, bana da güzel bir iş fikri verdiniz bu arada. Bulut tabanlı oyunlaştırma kesinlikle çok işe yarar. Çünkü Z kuşağı daha çok gamification'a bakıyor şu anda. Sorunuzun kısa cevabı evet. Çok işe yarar. Ama sadece o değil. Yani bir sürü farklı iletişim yöntemi de uygulamak lazım. Böyle yani böyle bir iletişim portföyü oluşturmak lazım. Oyunlaştırma, fiziksel iletişim, ondan sonra işte pano iletişimi sallıyorum. Ondan sonra belki küçük workshoplar, case study'ler, işbaşı eğitimleri, koçluk hepsi bir arada olması gerekiyor ama oyunlaştırma çok iyi bir fikir. Ama duyamıyorum şu an. Ben hemen devralayayım. Son sorumuz Cenk Tekin'den gelmiş. Disiplin Agile konusundaki gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Disiplin de Agile. Şey olarak mı, yani hani çok disiplini böyle hibrit Agile anlamında mı soruyorsunuz? Kendisine soralım. Evet. Yani hani Agile'i kullanan şeyler var. Daha doğrusu Agile hibrit olarak kullanan. DevOps ve Enterprise IT Agile. Ha, tamam. Şey, çok önemli Cenk Bey. Scale etmekle ilgili şey gibi, mesela Agile'ın scale edilmesi gerekiyor. Yani ölçeklendirilmesi gerekiyor. İyi scale edilmemiş, iyi ölçeklendirilmemiş dönüşümler maalesef fail ediyor, başarısız oluyor. Bununla ilgili de çok şey var, nedir adı, bilgi var internette. İyi ölçeklendirmeyle ilgili. Dolayısıyla Disciplined Agile'ın önemini sormuştu, değil mi? Kesinlikle, yani hani benim anladığım anlamda ölçeklendirilmiş Agile, yani ölçeklendirme yapmadan Agile yapmak mümkün değil. O konulara hiç girmedim. O çok teknik, yani bize göre teknik kalır, bir de zamanımız olmadığı için. Aslında son soru demiştik ama İsmail Aktepe'nin bir sorusu olmuş. Sprint içerisinde birkaç proje yürütmek ne kadar verimli olur demiş. Ha, evet. Çok güzel soru. Proje sayısına bağlı, projenin zorluk derecesine bağlı, kompleksitesine bağlı yani projelerin. Dolayısıyla var. Yani bir sprint içerisinde demeyelim de, proje aynı anda birkaç projeye dahil olan arkadaşlar var mı anlamında söylüyorsunuz diye anlıyorum ben onu. Çünkü birkaç proje yürütmek bir sprint içerisinde, çok soruyu anlamamış olabilirim ama bir sprint içerisinde birçok kullanıcı hikayesi var. Heh, tamam, benim anladığım anlamda soruyorsanız evet. Şöyle, dediğim gibi bir, yani kaynakları verimli kullanabilmek için ve ne yazık ki bazen müşterinin taleplerini ya da bir daha fazla müşterinin talebini karşılamak için aynı anda aynı kişi birkaç projeye destek verebiliyor. Bu biraz zaman şeyine, zaman durumuna, zaman planlamasına, dediğim gibi projelerin kompleksitesine, zorluğuna ve aciliyetine bağlı. Dolayısıyla mümkün ama proje sayısı arttıkça, hele projeler kompleksse, çok, ben multitasking'e çok inanan bir adam değilim kendi kişisel olarak. Bir seferde bir proje yürütmek isterim ben ideal dünyamda. Dolayısıyla birkaç proje yürütmek mümkün ama proje sayısı arttıkça verimlilik azalır. Ay Kadir'ciğim merhaba. Seni dinlemeye doyamıyoruz demiş. Evet, kapatamıyoruz. Sorular hala geliyor. Aykut Alpberk sormuş. Sadece icra kurulu ve üst yönetimi çevik olarak yönetme örnekleri var mıdır demiş. Sadece icra kurulu ve üst yönetimi. Hiç karşılaşmadım. Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama şey, sadece icra kurulunu ve yönetim kurulunu çevik yönetmek olamaz ki. Yani eğer onu başarıyorsak zaten organizasyon da çevik olmaya başlamış demektir. Alta doğru kırılır. Bu ne deniyordu ona ya? Top down deniyor. Top down, yani tepeden inme şeyler. Yani vallahi işte bunu yapan bir firma varsa çok başarılı. Zaten organizasyon da çeviğe dönüşüyordur demek. Hiç bilmiyorum açıkçası. Yanlış bilgi vermeyeyim ya da bilmediğim konuda bilgi anlatmaya çalışmayayım. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir webinar oldu bizim adımıza öncelikle. Umarım sizler için de çok keyifli ve verimli geçmiştir. Biz öncelikle davetimizi kırmayıp kabul ettiğiniz için ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey size. Çok güzel bir yayın oldu bizim için. Aynı zamanda sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizimle kaldığınız ve değerli sorularınızı Bülent Bey'e aktardığınız için. Bir sonraki webinar yayında görüşmek üzere diyorum ama son sözü Bülent Bey, ben size vereceğim. Söylemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen buyurun, sonra yayını sonlandıracağım. Çok teşekkürler. Sürçülisan ettiysek affola. Bir kesinti yaşadık ama biraz da 15 dakika şey yaptık ama inşallah tüm sorulara cevap vermişimdir. Bülent Büyükseğer, LinkedIn'den eklerseniz sormak istediğiniz ama cevaplamaya fırsat bulamadığım sorular varsa lütfen LinkedIn'den de beni ekleyin. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Londra'dan, sıcak bir Londra gününden, 32 derece. Size sevgiler, selamlar yolluyorum. Teşekkürler. Hoşça kalın.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere.